bizim durma şansımız kalmamıştır. Her zaman onların karşında ve onların aletlemeye, onları yok etmeye her zaman hazırız. Libya'da, her yerde İsrail'in yolunu açmak için ufalı hemşehrilerim, dünya insanlık dersi vererek 550 bin Suriyeli mazlumlara kapılarını ve yüreğini açarak ev sahipliği yapan Şanlıurfa, farklı inançların, farklı milletlerin bir arada barış, huzur ve güven içinde yaşadığı mübarek bir İbrahim'in şehridir. İnancımız gereği bizim hiçbir dinle ve inançla bir problemimiz olamaz. Ancak ülkemizde içine alacak biçimde yayılmacı hedefler güden Siyonist bir çeteyle karşı karşıyayız. Bu çetenin yakın gelecek hedefi Şam'dır, Bağdat'tır, Anadolu'dur. Kardeşlerim, bunu asla unutmayın. Anadolu, Kudüs'ün ve İslam ümmetinin son kalesidir. Bu bilinçte bir olmalıyız, iri olmalıyız, diri olmalıyız ve çocuklarımıza bunu öğreteceğiz. Evlerimizde, okullarımızda, camilerimizde, sokaklarımızda öğreteceğiz ki Kudüs kurtulmadıkça, Kudüs emin ellerde olmadıkça geleceğimiz sürekli tehdit altındadır. Benden sonra konuşacak arkadaşlarımın zamanını almayayım. Hepinize sözlerime son verirken saygı, sevgilerimi sunar. Selam, direnişe devam. Kudüs'e selam, direnişe devam. Kudüs'e selam, direnişe devam. Mavi Marmara'da ve hiçbir şey yapamadılar. Sen bu kadar korkaksın, bir Mavi Marmara'yı dahi yenemedin. İçinde 700 tane insan vardı. O kadar topun, tüfeğin, uçağın vardı. Şimdi de kalkıp bütün İslam alemine karşı kafan mı tutuyorsun? Tükürüğümüzle bağırırsın Allah'ın izniyle. Zannediyor ki İsrail, biz harekete geçmeyiz. Şimdi ben size soruyorum. Değerli kardeşlerim, Kudüs için canınızı vermeye hazır mısınız? Gerekirse savaşmaya hazır mısınız? Kudüs'e gitmeye hazır mısınız? Mescid-i Aksa'da özgürce namaz kılmaya hazır mısınız? Hapislere atılan o kız çocuklarını kurtarmak için zincirleri koparmaya hazır mısınız? Yüreğinizdeki bu haykırışı İsrail'e bir kez daha duyurun. Katil İsrail değil, duysun bakalım. İsrail.